Evet efendim, Erkan soruyor, Asfor'a kazandırıyor bu akşam da yine sizlerle beraber efendim. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizler ne yapıyoruz efendim? Yine Ramazan'ın coşkusunu Kanal 42 ekranlarında Asfor'a marketlerle sizlerle tutmaya devam ediyoruz. Yine iftar sofralarındasınız. Yarısına geldik efendim. Allah'ın bugün de tutmuş olduğunuz oruçları dergahında kabul eylesin inşallah. İki haftayı gayet güzel geçirdik. İnşallah bundan sonraki iki haftayı da şöyle birbirimize dua ederek, yine paylaşarak, ikram ederek geçirmeye devam ederiz. Ne yapıyoruz? Yine gezip dolaşmaya devam ediyoruz. Asforaları sizler için gezip dolaşmaya devam ediyoruz efendim. 17 şubemizden bir tanesi olan bugün Mengene şubesine geldik. Mengene şubesi maşallah oldukça güzel düşünülmüş bir yere dizayn edilmiş, müşterilerin hizmetine sunulmuş. Birçok yolu tam kesişme noktası. Muhammed'im göster hemen. Bir taraf eski garaja gidiyor, bir taraf şöyle itfaiyenin o tarafa gidiyor, bir taraf Mengene'ye gidiyor. Daha ne olsun? Gerçekten çok güzel bir yerde Konyalıların hizmetine sunulmuş inşallah. Bugün yine neler yapacağız? Bugün yine yarışmalar yapacağız, sorular yönelteceğiz. Sormuş olduğumuz sorulara doğru cevaplar verip yüzlerimizi güldüren birbirinden kıymetli abilerimize, ablalarımıza ne yapacağız? Alışveriş çekleri vereceğiz. Sözleri fazla uzatmayalım. Erkan soruyor, Asfor'a kazandırıyor Mengene şubesinde. Başlıyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, açılışımızı gerçekleştirdik. Mengene şubesinde olduğumuzu ifade ettik efendim. İftara şu anda Muhammed'im hemen göster bakalım. Abi 6'yı 5 geçiyor. Bugün acıktık mı, susadık mı Muhammed? Ben bugün yine çok susadım. Bunun önüne bir türlü geçemiyorum Muhammed. Dilim namam yine kurumuş vaziyette ama pes etmiyoruz. Göreve devam ediyoruz. Mengene şubesinde ne yapıyoruz? Mengene şubesini tercih etmiş birbirinden kıymetli abilerimizle tanışmaya şu an itibariyle başlıyoruz. Abim benim hoş geldin. Hoş bulduk abi, teşekkür ederim. Nasılsın abim, iyisin? İyiyiz elhamdülillah, Allah razı olsun. Allah'ım senden razı olsun abim benim. Çalışıyor muyuz, emekli miyiz? Şöyle bir tanışalım. Çalışıyoruz abi. Nerede çalışıyoruz abim? Birinci organize sanayide alüminyum korkuluk sistemlerinde çalışıyorum. Ey maşallah. Bugün de yine rızkımızı kazandık diyorsun yani. Elhamdülillah. Kaçta bırakıyorsun işe? İşi 5.30'da bırakıyoruz. 5.30'da. Vallahi abi memur gibisin. Vallahi iyi yani. Elhamdülillah tabii. Güzel değil mi yani? Evet. Kaç senemizi bu işe verdik abim benim? 8 senedir falan orada çalışıyorum. 8 senedir. Ondan önce ne yapıyorduk? Ondan önce Meram Sanayi'de el arabası imalatında çalışıyordum. Yani sen beni sanayiden çıkamadım diyorsun. Evet. Yani, öyle mi? Kader böyle. Sen abi mutluysan, hoşuna da gidiyorsa yapacak bir şey yok. Evet. Mu? Evet abi. Abi insan her zaman için sevdiği işi yapmalı. Bizim Muhammed mesela kamera diyor, başka bir şey demiyor böyle. Yani kamerasıyla yatıyor, kamerasıyla kalkıyor. Çok değişik bir çocuk. O da onun hastası işte. Şimdi vakit var mı? Var abi. Böyle eve falan geç kalmazsın değil mi? Yok, önemli değil. O zaman seni eve biz eli dolu gönderelim. Asfor'a marketleri tercih etmişsin değil mi? Seni şöyle bir kazandıralım inşallah. Her zaman zaten buradan alışveriş yapıyorum. Durağım burası. Allah. Servisten burada iniyorum. Vay. Asfor'dan şaşmıyor abim benim maşallah. Bugün de Asfor'a sana kazandıracak inşallah. Tamam. İnşallah. Haydi bakalım bismillah. Soru zarflarımızı ne yaptık efendim? Muhammed'imizin daha önceden hazırlamış olduğu soru zarflarını şimdi abimle buluşturacağız. Bakalım abim 4'te 4 yapacak mı Muhammed? Ne diyorsun? Yapar ya abim maşallah. Halleder inşallah. Konuya hakim birine benziyor böyle. Hele bir tanesini seçelim şöyle. Vallahi seçtik bakalım. Beyaz seçti. Abi adam renk her zaman insanların ruhunu yansıtır. Yansıtır mı abi? Sorular kaç gram gelecek? Atalım bakalım bir. Allah Muhammed, 60 gramlık soru kartlarımız varmış. Vallahi var ya, tamam çık Muhammed. Çık Muhammed, anladık tamam, o güzel soruları sen hazırlıyorsun Muhammedciğim. Ah bir de ters tutmasam. Ha şimdi oldu. Abim hazır mısın? Hazırım abi. Bak bu soruların hepsini biliyorsun bak, emin ol tamam mı? Sadece heyecana kapılmıyoruz. Heyecanlanmıyoruz. Tamam. Gözleri de benden kaçırmıyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık abi. Anlaştık abi, hiç problem yok. Abi maşallah anlaşılıyor yani. Birinci soru geliyor. Halifelik kiminle birlikte saltanata dönüşmüştür? Soruyu tekrarlıyorum. Halifelik kiminle birlikte saltanata dönüşmüştür? A şıkkı Yavuz Sultan Selim, B şıkkı Yezid, C şıkkı Hazreti Ali, D şıkkı Hazreti Osman. Hadi bir düşün bakalım abim, sen biliyor musun cevabı? Bilmiyorum. Biliyorsun, içinde kalsın ki söyleme sakın, tamam mı? Ben biliyorum senin bildiğini. Hangisi olabilir? Şıkları bir daha söyleyeyim mi?
A şıkkında Yavuz Sultan Selim var. B şıkkında Yezid var. C şıkkında Hazreti Ali var. D şıkkında Hazreti Osman var. Yezid. Yezid midir abim? Evet abi. Bir de şöyle bir ekrana dönelim bakalım. Bir doğru cevap neymiş abim? Yezid mi? Yezid abi. Değerli yönetmenim, Mehmetçiğim benim. Doğru cevap mıdır acaba? Bak burada heyecanla bekliyoruz. Hey maşallah. Bir de bir abim benim. Geldi doğru cevap. Şimdi ne yapacağız? Çek vereceğiz. Vallahi çek vereceğiz. Tut bakayım şunları. Hop aldık bir tanesini. Abim maşallah helal olsun. Allah çekleri yerinde durmuyor. Gözü yolda. Abim bizden 25 liralık alışveriş çeki kazandı. İlk sorunun karşılığıydı. Gelsin mi ikinci soru? Gelsin abi. Gelsin değil mi abim benim? Vakit var dedin, yarışalım şöyle. Bu arada Muhammed'im hemen göster. Maşallah müşterilerimiz, misafirlerimiz de gelmeye başladı. Hepsi hoş geldi, sefalar getirdi. Yarışmak isteyenler olursa buradayız efendim inşallah. İkinci soru geliyor. Hangisi Sünni mezheplerdendir? A şıkkı haricilik, B şıkkı malikilik, C şıkkı ceferilik, D şıkkı nusayrilik. Şıkları bak bir daha sayıyorum. Haricilik, malikilik, ceferilik, nusayrilik. Hangisi? Haricilik. Bak şıkları bir daha sayıyorum bak ben sana. A şıkkı haricilik, B şıkkı malikilik, malikilik, malikilik. Malikilik mi? Malikilik. B'de yazıyor, ben demiyorum. C şıkkı ceferilik, D şıkkı nusayrilik. Malikilik. Malikilik mi? Hey maşallah abi, konuya bayağı hakimsin. Ama bir şırpı da bildin. Helal olsun yani. Elhamdülillah. Ama biz bildin diyoruz da acaba bizim reji bu konuda hakkında ne diyor Muhammedciğim? Evet şöyle bakalım bir. Mehmetciğim doğru mu? Hey maşallah. Geldi bak, yeşil ışığı yaktı. 2'de 2. Gelsin bir 25 liralık alışveriş çekimiz daha. Abim benim. Üçüncü soru geliyor. Hazır mısın? Hazırım abi. Sen şimdi asforoları çok seviyorsun ya. Asfora ile ilgili sana bir soru soracağım şimdi. Hazır mısın? Hazırım abi. Sen askerliği yaptın mı? Yaptım abi. Unutmuşsun o zaman askerliği. Hazırım dediğinde daima hazırım gelmesi olması lazım değil mi? Evet. Doğru mu? Hazır mıyız abi? Hazırız abi. Hazır mıyız abi? Hazırız. Abi hazır mıyız? Hazırız. Daima hazır mıyız? Daima. Abi askerliği unutmuş ya. Ama olsun, seni gençlik yıllarına götürürdük biz de. Şimdi sürenin azarında gidiyoruz. Asfora Yönetim Kurulu Başkanı kimdir? Asfora Yönetim Kurulu Başkanı kimdir? Şıklar gelsin mi? Gelsin. A şıkkında Tolga Güngör, B şıkkında Emre Güngör, C şıkkında Habib Güngör, D şıkkında Mehmet Güngör. Anlaşıldığı üzere dört biraderler, değil mi? İçlerinden birisi de Yönetim Kurulu Başkanı olmuş. Acaba hangisidir? Acaba hangisidir? At birisini ya. Nasıl olsa ben toplarım değil mi yani? Dedem diyor ki at birisini diyor. Nasıl olsa Erhan toplar. Sıkıntı yok. Erhan Topbaş. Erhan Topbaş mı? Abi seni bugün nasıl bir çalıştırdılar böyle, kurban oldum. Erhan Topbaş kim? Bak şıkları ben sana bir daha sayayım. Gel kurban oldum. Beraber sayalım. Nereye gidin sen, gel. Bak A şıkkında Tolga Güngör var. Var mı? Var. Merhaba. B şıkkında Emre Güngör var. Merhaba. C şıkkında Habib Güngör var. D şıkkında kim var? Mehmet Güngör var. Hangisi abim benim? Habib mi? Habib. Habib Güngör mü? Habib Güngör. Habib Güngör de abim. Habib Güngör. Hey maşallah abi, vallahi kelpetenle asıldı kaldık böyle. Gelsin bir 25 liralık alışveriş çeki daha. Abicim benim. Heyecana mahal yok. Cahit Arif'in kaç TL'lik banknotun arkasında resmi vardır? Cahit Arif'in. Şıkları sayayım. 10. 20. 50. 100. 10. 50, 20, 100. Hangisi? 10. 10 mudur? Evet abi. Sen diyorsun ki 10 TL'lik banknotun arkasında diyorsun, öyle mi? Evet abi. Doğru cevap A mıdır sayın reji? Hiç uzatmıyorum abi. Yoruldum. Evet, direkt yeşil. Yandı. Yani gerçekten hayatını araştırmanızda da ciddi manada faydalar var. Çok güzel, yani matematikle ilgili özellikle çok güzel buluşlara da imza atmış. Bir 25 liralık alışveriş çekimiz daha geliyor. 4'te 4 yaptın. Allah senden razı olsun. Çok güzel bir yarışma çıkardın. Hadi şöyle bir eşe dosta bir selam yolla. Bizim dostlardan Allah razı olsun, sizden de. Ondan sonra da az sonra alışveriş merkezinden de, sahibinden de. Buradaki alışveriş yapanlardan da. Herkesten Allah razı olsun. Herkesten Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. Her daim bekleriz inşallah. Olur mu? Evet i̇nşallah. Biz ne yapıyoruz? El sallıyoruz. İlk yarışmacımızı uğurluyoruz. Haydi bakalım.
Evet sevgili izleyicilerimiz, Asfora'yı tercih eden birbirinden kıymetli müşterilerimizle tanışmaya devam ediyoruz. Yarışmaya da devam ediyoruz. İlk yarışmacımız yüzümüzü güldürdü bizden. 100 liralık alışveriş çeki kazandı. Güle güle günlerde kullansın efendim. Her zaman için Asfora marketleri bekliyoruz. Şimdi yine iftara sayılı saatler kala bir ailemizi bulduk. Şöyle ne güzel anne oğul gelmişler. Şöyle vakit geçsin hesabı, mutfak ihtiyacı giderilsin hesabı şöyle takılıyorlardı. Biz de onların peşine takıldık. Bir yarışma yapabilir miyiz dedik. Evet cevabını aldık. Şimdi ne yapacağız? Sizlerle buluşturacağız efendim. Tanışacağız. Ablacığım merhabalar. Merhabalar. Nasılsın ablam? İyiyim çok şükür. Allah'ım iyilik versin ablam. Maşallah yiğidi yetiştirmişsin. Evet. Hele sizi biraz daha yakından tanıyalım şöyle. İsim nedir ablam? Safiye Talaşlı. Şimdi Safiye ablamız böyle iftara bakıyoruz. Allah vakit iyice yaklaşıyor böyle. Akşam menüsü hazır mıdır? Hazırdır. Hazırdır. Evet. Genelde hep erkenden mi hazırlarsın ablam? Erkenden hazırlarım. Sen uyanıklardansın o zaman. Bilmiyorum. Yani? Evet. İftara az bir şey kala zor olur değil mi ablam? Evet. Şimdi ablamız en iyi hangi yemeği yapar? Hadi şöyle biraz bize tüyolar ver. Kuru fasulye. Allah Muhammed kuru fasulye dedi beni can evimden vurdu. Ben kuru fasulyeye bayılırım. Başka neler var? Karnıyarık. Karnıyarık var. Şimdi Ramazan gelince illaki eş dost akraba evinize ziyarete geliyor. Sana en çok talep hangi noktada geliyor? Yahu şu yemeği kesinlikle yap sen bunu bir başka yapıyorsun diye. Yine kuru fasulye mi? Kuru fasulyenin pilav. Vallahi efsanesin yani o noktada. Evet efsaneyim. Bakarsın şöyle nasip olur Muhammed'im dünya o kadar küçük ki. Yani ablamın şöyle bir kuru fasulyesini yemek nasip olur. Geleceğiz inşallah. Bir de yavruyu tanıyalım bakalım. Paşam sen söyle ismini. Ben Dursun Talaşlı abi. Dursun kardeşimiz böyle devamlı güler mi? Ben her sempatik zaman, mi? Her zaman böyleyimdir. Kaderin de gülsün. Amin, ömrün de gülsün amin, inşallah. Amin, doğru mu? Amin abi. Şimdi Asfora marketlere gelmişsin. Evet. Niye geldin diye ben sorarım meraklı adamım. Ben niye geldik? Alışverişe geldik. Ramazan yani neden alışveriş. Geldik? Neden Asfora yani? Sorun neden Asfora? Kalite evet. Olduğu için. Ondan sonra ürünleri günlük olduğu için. Ve de herkesin tercih ettiği için Asfora'yı tercih ediyoruz. İyi maşallah. İyi ki de tercih etmişsiniz efendim. Aynen. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah şimdi bir delikanlı kardeşimiz olarak anneyle şöyle bir yarışma yapmak isteriz. Tamam. Müsaade var değil mi efendim? Tabii canım. Efendim, enişte demek? Bey burada olsaydı ondan müsaade alacaktık ama olmadığı için vekaletten ne yaptık efendim? Evin ikinci erkeğinden müsaadeyi aldık inşallah. Şimdi ablam benim. Kuru fasulyesi meşhur ablam benim. Şöyle şu soru zarflarından hadi bir tanesini seç bana. Bakalım nasibinden ne çıkacak. Allah. Vallahi direkt seçti geldi. Bakalım Muhammed neler hazırlamış. Allah ablam benim öyle güzel bir sorular seçmişsin ki değerli izleyenler sorular harika. Ablam bunların hepsini bilecek eminim. Sıkıştığın yerden de yavrudan yardım alırız inşallah doğru mu? Haydi bakalım gelsin ilk sorumuz. Ekran başındaki izleyicilerimiz özellikle yavrularımız da şöyle bir can kulağıyla dinlesinler bizi. Birinci soru geliyor. Hazreti Muhammed'e, peygamberimize... İşte Efendimiz diyor ya dünyanın en cimri insanı adım geçtiğinde şöyle salavat getirmeyendir diye ablam peşin peşin getirdi. İnşallah ekran başındaki izleyicilerimiz de şöyle bir salavat getirirler. Soruya devam ediyorum. Hazreti Peygamber'e kaç yaşındayken peygamberlik görevi gelmiştir? A şıkkı 39, B şıkkı 40, C şıkkı 41, D şıkkı 42. Hangisi ablam benim? 40 mı? 40. 40 değil mi? 40. Hadi şöyle bir söyleyelim doğru cevabı. 40. 40 mıdır? Yani ablam diyor ki B şıkkı 40. Doğru mudur? Hiç uzatmıyoruz. Tabii ki doğru. Maşallah. Heyecana hiç mahal yok. Bunların hepsinin cevabını biliyorsunuz. Emin olun. Şimdi bu doğru cevap size ne yaptı efendim? Bir, 25 liralık alışveriş çeki kazandırdı. İlk taksit geldi efendim. Şöyle buyurun. İkinci soru gelsin mi? Gelsin ama heyecana mahal yok. Hazreti İsmail'in babası kimdir? Hazreti İsmail'in babası kimdir? A şıkkında Hazreti Yakup, B şıkkında Hazreti Yusuf, C şıkkında Hazreti İbrahim, D şıkkında Hazreti Ali. Ablam sen çok acele ediyorsun. Yemeği de öğlenden yapıyorsun zaten. İbrahim dedi Hazreti Yakup olabilir. Bak gözlerini benden kaçırma. Canım kardeşim benim. Hiç kaçırma. Tamam mı? A şıkkında Hazreti... Kız sen çok acele ediyorsun. Dur hele dur. A şıkkı Hazreti Yakup, B şıkkı Hazreti Yusuf. Yusuf. Olamaz. Yani bu mikrofon bu elde olamaz Muhammed. Şu öbür elimde daha güzel durabilirdi. C şıkkında Hazreti İbrahim. D şıkkında Hazreti Ali. İsmail'in babasını mı söylüyorsun? Tabii. Hazreti İsmail'in babası. İbrahim. Efendim ablam? İbrahim olabilir. İbrahim olabilir mi? Olabilir. Değil mi yani her yıl kurban kesiyoruz? Evet İbrahim. Hay aslan ablam benim bir an bilemeyecek zannettim. Heyecana mahal yok. Şişeler dahi dile geldi. Olabilir sıkıntı yok. Evet sayın reji. C şıkkı Hazreti İbrahim doğru mudur? Doğru mudur?
C şıkkı Hazreti İbrahim Maria ablam. Yanlıştır. Doğru cevap ablam. Doğru cevap, doğru cevap. Gayet de doğru cevap yani. Hiç acele etmiyoruz. 25 liralık çek bu arada geldi. İkinci sorunun cevabı olarak 25 liralık alışveriş çekimiz. Şimdi dini soruları bir kenarıya bıraktık. Senin alana geldik. Hangi alan? Baklava alanı. Sen baklavacı mısın? Vay vay vay, baklavacıymış bu arada. Neyse dur bakalım. Gelsin. Genel kültüre geldik. Yavrum benim. Baklava da bir kültür eseridir değil mi? Aynen, aynen. Türk kültüründe, kültüründe var. Aynen. Antep'te üstüyle yetişmiş olan. Sen kendin kaşındın, sana baklavanın tarihini anlattıracağım. Soru geliyor. Üçüncü soru. Avrupa Konseyi tarafından, yavrum sen daha dikkatli dinle. Avrupa Konseyi tarafından 2010 Avrupa Kültür Başkenti seçilen ilimiz hangisidir? Bana da bak yalnız, olur mu? Teması hiç kesme benden. A şıkkı İzmir, B şıkkı Nevşehir, C şıkkı Konya, D şıkkı İstanbul. Vallahi Konya olabilir belki. Konya olabilir mi? Evet. Ya Konya tabii ki yani, gönüllerin şehri de. De. Yalnız ben sana şıkları bir daha sayayım. A şıkkında İzmir var. İzmir. B şıkkında Nevşehir var. Kapadokya'yla ünlü. C şıkkında Konya var. D şıkkında İstanbul var. İstanbul. İstanbul yani. İstanbul mu diyorsun? İstanbul de. İstanbul. Mehmet'im sen ne diyorsun değerli yönetmenim? İstanbul doğru cevap mıdır? Doğru cevap mıdır? Diyor ki doğru cevaptır, baklavayı özellikle anlatsın. Gelsin o zaman şöyle bir 25 liralık alışveriş çekimiz daha. Sen bildin, hadi sen al bu da. Hadi bakalım. Şimdi son soru geliyor. Hazır mısın? Askere gittin mi? Asker, yaşım 24 abi. Yaş 24, gittin. Hallettin yani. Hallettim. Şafak saydın. Şafak saydın. Allah, tamam. Şimdi o zaman geliyor. 51 plakalı ilimiz hangisidir? 51 plakalı ilimiz hangisidir? A şıkkında Niğde var. B şıkkında Kırşehir var. C şıkkında Kastamonu var. D şıkkında Kırıkkale var. Niğde mi? Kırşehir mi? Kastamonu mu? Kırıkkale mi? Niğde. Ben 30'dan sonra saydım ama. Keşke az daha geriden gelseydin. Vallahi var ya. Hadi bir düşün bakalım şöyle. Hadi bir düşün 35, bakalım. 35 İzmir. Bak ben sana şöyle bir bak. Şimdi beni dinle. Hiç sayma, hiç sayma. Ben sana şimdi bir kopya vereceğim, tamam mı? Kendinden geçeceğim böyle. Öylesine bir yiğidimiz vardı ki. Yani yani 15 Temmuz'da ne oldu? Ülkemizin kaderini değiştirdi. Yani canını ortaya koydu değil mi? Allah'ım inşallah yattığı yeri cennet bahçesi eylesin. Şefaatini de bize nail eylesin. Aynı zamanda onun da memleketi işte. İşte Nevşehir'dir. Onun da değildir. Bir düşün bakalım. Şıkları son kez sayıyorum sana. Gerçekten yani Ömer Halis Demir bizim çok önemli. A şıkkı Niğde. B şıkkı Kırşehir. C şıkkı Kastamonu. D şıkkı Kırıkkale. Hangisiymiş? Niğde. Niğde de bakayım. Niğde. Niğde. Evet efendim. Niğde tabii ki doğru cevabı. Bir 25 liralık alışveriş çeki daha kazandırdı. Ablacığım seninle oğlanı yoracağım ben şimdi. Şimdi gel bakalım paşam benim. Gel bakalım paşam benim. Baklavanın tarihini bir anlat bakayım bana. Kaç yılında ilk nerede bulunmuş? İlk kim tatmış? Baklava ilk Antep'ten çıkmıştır. Kaç yılında çıkmıştır? Kaç yılını bilmiyorum ama. Havalar soğuk muymuş? Yağmur yağıyor muymuş diye kadar sorarlar adama şimdi. O kadar tam pek araştırmadım. Yani ama inşallah araştıralım. Yo, araştırma da zaten bu mesleğin içinde olduğumdan dolayı 14 seneden beri bu mesleğin içindeyim. Yani fıstık pahalı, ceviz pahalı. Tarihinden girdik ekonomiye kadar. Hadi bir arkadaşlara bir selam yolla seni, hadi. Hadi noktalayalım burayı. Hayırlı iftarlar arkadaşlar. Evet sevgili izleyicilerimiz, çekimlerimize tam gaz devam ediyoruz. Mengene şubesinde olduğumuzu sizlere ifade ettik. Aynı benim gibi Oruç bir abimi de öyle bir sallamış ki böyle. Ayakta zor duruyor ama işte o da görevini yapıyor. Alışverişini yapmış. Nasip olursa şöyle evine gideceksin inşallah. Abim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok şükür, sizi sormalı. Bizler de gayet iyiyiz abi. İftara sayılı saatler kala sen de sallanmışsın. Vallahi fena sallandık. Vay abim benim, nerede çalışıyorsun? Elektrikte çalışıyorum, 5 yolda. Bugün mesai yoğun muydu bayağı? Bugün mesai yoğundu yani. Böyle gidiyor musun inşaatlara falan da? İnşaatlara gidiyoruz. Allah! İşler yoğun. Sezon açıldığı için işlerimiz yoğun yani. İyi bari Allah'tan, havalar bari serindi. Vallahi en azından tek kaçarımız o yani. O yönde çok iyi yani. Havalar serin gittiği için. Ama bu tutulan oruçlarını icrine alacağız. Tabii canım. Tamam. Abim her şeyin bilincinde maşallah. Fazla da yormak istemiyorum. Şöyle bir akrabalara bir selam alabilir miyiz abi? Hatıra kalsın. Bütün akrabalarıma selam söylüyorum.
Kendilerine iyi baksınlar değil mi? Kendilerine iyi baksınlar. Sana şöyle bir küçük bir asfora armağanı verelim abi inşallah. Tamam, müdürümüzün hediyesidir inşallah. Kendine iyi bak. Hayırlı iftarlar. Şu anda arabayı gördük. Arabada bir eksik var. Bu arabayı sen bu vaziyette götürürsen vizeden geçmez. Ama şu şekliyle götürürsen bu araba vizeden geçer Allah'ın izniyle. Abi hoş geldin. Sağ ol hocam, teşekkür ederim. Nasılsın abi, iyisin? Güzellik tabii ki iyiyiz ya. İyi olmaya çalışıyoruz. Sabah iş akşam ev bizim... Başka ne olabilirdi? Abi aynı bizim hesaptansın. Sen de ne güzel çalışıyoruz, oruçları tutuyoruz. Mübarek aydayız böyle. Vallahi daha ne olsun. Karlı geçirebilenlere böyle selam olsun. Ramazan nasıl geçiyor senin açısından peki? Anladık, çalışıyoruz, yoruluyoruz ama. Güzel, güzel. Şu yakaladık değil mi abim benim? Tabii, güzel. Maşallah. Çok güzel. Havalar da güzel böyle, güzel. Ayrı bir. Bol bereket var, yağmur yani? Var. Abi senin dil damak kurumuş, aynı benim gibi. Fazla yormayayım ben seni. Eyvallah. Akrabalara, aileye bir selam yolla. Hadi ekran sende. Tabii ki aileme buradan akşam oluyor, iyi akşamlar diyelim anneme, babama ve çevremdeki insanlara, tanıyanlara. Özellikle kanalınıza diyelim. Asfora'dayız, bir de Asfora ailesine diyelim. Allah razı olsun abim benim. Her zaman için bekleriz. Kendine iyi bak inşallah. Hayırlı iftarların olsun. Sevgili izleyicilerimiz, Erkan sordu, Asfora bugün de kazandırdı efendim. Bugün neredeydik? Bugün Mengene şubemize geldik. 17 mağazamızdan bir tanesi olan Mengene şubesine geldik. İki yarışmacımızla şöyle güzel bir yarışma çıkarttık. İki yarışmacımız da yüzümüzü güldürdü. Sormuş olduğumuz sorulara doğru cevaplar verdi. Ve bizden 100'er liralık alışveriş çekleri kazandılar. Sizler de kazanabilirsiniz. Nasıl kazanabilirsiniz efendim? İftara şöyle 2-3 saat kala bizler ne yapıyoruz? Sizin marketiniz olan Asfora'nın şubelerini şöyle gezip dolaşıyoruz. Nasip de varsa efendim şöyle bir karşılaşırız. Tevafuk olur şöyle. Karşılaşırız. Güzel bir yarışma yaparız. Şöyle güzel bir Ramazan hatırası bırakırız diyoruz. Bu arada efendim Asfora inşallah beğeni adreslerine giriyorsunuzdur umarım. Gerçekten şöyle indirimler ardı arkası kesilmiyor. İndirim yağmurları devam ediyor. Rahmetten faydalanmak istiyorsanız, şöyle indirim yağmurlarından faydalanmak istiyorsanız Asfora beğeni sayfalarına bir girin. Bir hatırlatma daha yapalım şöyle efendim. Bayrama şöyle artık 2 hafta kaldı. Bence şöyle aklınızda şekeri bu sene nasıl alayım, nereden alayım diye düşünüyorsanız o soruyu şöyle Asfora marketlerde şeker tezgahları şöyle açılıncaya kadar unutun. Ondan sonra Asfora'ya bir gelin inşallah. Aradığınız tüm ürünler hem ekonomik hem de kaliteli bir vaziyette bayram şekerleriniz de Asfora'da olacak. Bunun da şöyle küçükten bir hatırlatmasını yapalım. Bizden bugünlük bu kadar efendim. Mengene şubesindeydik. Bana bu yolculukta eşlik eden değerli kardeşim Muhammed Kalaycı'ya da teşekkür ediyorum. Yarın Asfora'mızın farklı bir şubesinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.